Evinizde ayakkabıyla oturduğum için gerginim ya. Yani bazılarımız terlik, bazılarımız çorap, bazılarımız şey ayakkabı. Giyiyorum. Bir dahakine ben terliğimi getiririm ama. Hadi anlat kafamdakileri. Gerçekten kafam çok karışık. Kafamdakiler. Misafirliğe terlikle gitme diye bir şey vardı. Eskiden. Torbandan tabii, çıkarıp da. Çantada, torbada. Tabii. Yani, çok günlere gittin mi küçükken? Gittim. Ben de çok gittim. Ya. Tabii. Evet. Evde olan günlere de böyle. Tabii. Hiç ayrılmazdık böyle. Dinlerdik ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar falan. Gün yemeği. Tabii tabii. Of kısırlar, ha. Börekler. Ben de çok severim. Tabağın hepsinde hepsinin olması. Evet, neden ama? Ay evet. Bu neden? İlk açık büfe deneyimimiz. Islak kekin patates salatasıyla bütünleşmesi ve o aradaki kremanın tadı. Öf kokusu geldi be. Soğanla birlikte olmuş mesela. Anne. Islanmış böyle. O evet, evet. Kremanın tadı başka. Uzun sürede dur dememiş buna. Yok hayır. Aslında yani güzel hepsi aynı yere gidiyor denirdi hep. O tatlıyla tuzun karışımı şu anda geldi. Bana da soğanla çıkıyor. Yani. Yarın Erzurum'a gidiyoruz. Orada ben bir söyleyeyim de yapsınlar. Ya. Erzurum konser. Konsere gidiyoruz. Ya. Erzurumluyum. Öyle mi? Ankaralısın. İşte, Ankara'da okudum. Hayır. O zaman. Ankara'da büyüdüm. Babamlar Erzurumluymuş. Aa. Yani hiç görmedim ama yani memleketim. Memleket memleket. Evet. Değil miyim? Öyle. Bir git. Hiç, bir şey sorabilir miyim? En azından dağlarına git. Evet. Tamam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani mesela dedelerimizin yerini söylemek mi gerekiyor? Yoksa büyüdüğüm yer mi? Kalbine nereliyim yani? Nereliyim dendiği zaman ben Ankaralıyım. Tamam. Doğup büyüdüğüm yer ama anne baba herkes Sivaslı. Mesela. Yani ben şey olarak cevap veriyorum mesela artık. Ankaralıyım ama köken Sivas. Hah tamam. Gibi. Gibi. Kökenim aynen, Erzurum demem aynen, gerekiyordu. Aynen. Demek zorunda değilsin ama yani istiyorsan. Ama şimdi muhabbet Erzurum. Gitmemişsin bir de deme yani için. Bence. Hiç kökene gerek yok. Evet. Erzurum'un nesi meşhur? Annem mesela. İzmir. Nesi meşhur? Kebabı meşhur. Cağ kebabı. Tabii. Ha, ben başka bir hiç şey hiç cağ kebabı yedin mi? Yedin mi? Ben mi? Evet. Yemişimdir herhalde bilmiyorum. Erzurum'la hiçbir alakam yok. Özür dilerim. Dağları en azından şimdi biz Palandöken'e gideceğiz. Herhalde şu anda nadir kar olan dağlardan bir tane işte. Onlar saklıyor karı. Evet. Ha makinelerle. Doğru. Bütün dağ boyunca makineler var. Bir de onlar yağdığı zaman dağların en tepesinde böyle dev depoları var. O karı saklayıp sonra kanallarla püskürtmeye başlıyorlar. Ne gerçek karı mı? Evet bir kısmı gerçek bir kısmı yapay yani. Orada enteresan bir teknoloji var. Bu paraya değiyor mu bu kadar masrafa? Çok giden var ve Erzurum'a yurt dışından da çok kaymaya gelen sporcu geliyor yani. Biz Instagram'da takipçilerimize sorular soruyoruz. Onlardan da çok tatlı cevaplar geliyor. Ben sormuşum. Süper. Uzun süre devam ettirmek zorunda kaldığınız yalanlar. İsterseniz birkaç örnek okuyayım. Sizin bence de kafanızda bir anlayalım. Lisede hoşlandığım kızdan daha fazla ilgi görmek için astım olduğumu söylemiştim. Yakın arkadaşlarım ben herkes lise bitene kadar benim astım var diye bildi. Aa o çok ayıp. Kınıyor musun? Çok ayıp ama astım başkasına da gereksiz baskı. Rol yapmak zorundasın astımda. Evet. Hayır mesela senin astımın var diye atıyorum toprakta koşamayacağız. Evet. Gibi gereksiz. Evet çok şeymiş ya. Heyecanlardan uzak kalacağım. Sertmiş yani. Hiç hastalık yalanı söylediniz mi peki? Geldi. Buldum. Ya yapmadım yine. Kıvıramıyorum da yalanı söyle. Yani hastalık yalanı değil de ya bunu ilk defa duyuyor olabilirsin hocam. Galiba bir patronuma mimarlık okudum ben. İlk albüm kayıtlarına falan da çalıştım mimarlık. Galiba ona bir böyle işe o yüzden geç gelirim yazdı. Ben çok geç giderdim işte işlere. Çünkü gece albüm kaydı yapıyordu. Gündüz ofise gidiyordum. Galiba böyle ama saçma sapan ayağım kırıldı falan gibi aptalca bir yalan attım yani. Bayağı hasta olmayacak bir şey. Yani o an böyle boşluğuma geldi. Hani incindimden kırıldığıma falan iyice geveleyip batırdığım bir yalanım vardı yani. Hastalık sonra söylenir işte, ama. Kırıldı dediğin için de iki hafta falan gidememişsindir herhalde. Hayır sonra gidip yok dedim öyle bir şey. Ha itiraf ettim. Hani incinmiş falan dedim. Ben yanlış anlamışım geri döndürmeye çalışıp bayağı sıvadım da yani işte. Ya hocam ben kırıldı zannettim. Ben de bir şey itiraf edeceğim. Şeyi çok isterdim. Küçükken çok özenirdim. Alçı takılırdı ya ve alçıya bir şeyler yazarlardı. Bilerek evet. Taktırdım. Ben
çok kırdın. İsterdim. Kırılsın diye de bazen kendim yürürken arabaların önüne atar. Hayır da hani kendim evde böyle yalnız kaldığımda böyle zıplayıp böyle düşsem kırılır mı, çok acır mı? Ya o alçı kolumda olsun da okula gittiğimde çiçekler, imzalar atılsın isterdim. Bunu uzun süre mi yaptın? Soru öyle ya hani. Ya birkaç denemem başarısız olunca zorlamadım. Madem kıramıyorum. Düştüm falan olmadı. Of ya. Ama bu ilgi çekmedir yani yalan. Ha. Hani bu hastalık yalanları bence. Gerçi uzun süreli yalan aslında başka bir kategoriye giriyor değil mi? Mesela benim dediğim anlıktı. Senin de böyle biraz anlık ki uzun süre böyle artık o karakterine yapışmış bir yalan gibi mi olmaya başlıyor? Hayır, karakterine yapışmış değil de çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun öyle işin yani. Öyle bir deliğe girdin ki. Evet. Bir tane yalan var. Tinder'dan tanıştığım çocuğa doktor olduğumu söyledim. Bizim işler sonra bayağı ilerledi. Güzel ilişkimiz var ve hala beni doktor diyebiliyor. Bu nasıl içinden çıkamazsın? Bu yalancıların mumları yatsıya kadar yanmıyor mu? Tabii. Yani tabii. Ne alaka doktor? Mesela doktorsun, yardım et falan. Ama bir tane kız vardı ya doktorum diye yalan söyleyip şey... Haberi, doktor da oldu, sonra cerrahpaşa da. Oldu uzunca bir süre. Uzunca bir süre. Tabii. Oraya gidersin başka. Çok kişiyle tedavi etti ya. Gerçekten mi? Tabii böyle tedavi bile etti insanları. İki yıl önce falan patladı. Diplomasız. Ve bunun filmini kesin yapar Netflix yani. Reinventing Anna diye bir şey vardı Netflix'te, onu izledin mi? Anna diye bir kadın var ya. Gerçek hikaye. Gerçek hikaye tabii o da. Korkunç bir hikaye. Kendini socialite gibi gösterip, fake'miş gibi gösterip. Ama bak, buna varım. Buna varım. Bu yalana varım. Niye? Kız mesela hikayede şey yapıyor yani. Bir hayale, işte zengin olma hayaline ulaşmak için zengin takılıyor. Miş gibi. Yani gidiyor bir mağazadan kıyafetler. Hep zengin takıldığın zaman öyle davranıyor insanlar. Ve onu yönetmek çok kolay. Bu program gerçek değil mi? Babam giyinme karıştığı için her gün evden çıkarken kapalı kıyafetler giyiyorum ve adını Feriha koyduğumdaki gibi asansörde kıyafetlerimi değiştirip öyle çıkıyorum. Feriha'lar vardır yazmış. Ya bunun bir benzeri de başımıza geldi. Neler gelmiş başınıza? Ya şöyle oldu. biz her şeyi yaşadık. Ne yaşadık biz? Ne yaşadınız be? Şeyde Güneydoğu'da ya da Güneydoğu'ya yakın bir ilde konser veriyoruz. Şimdi bakma yani. Bak, profesyonel kariyerimiz 20 sene ama 25 senedir aslında biz bir şekilde yollardayız. Ve hani Anadolu'nun ve işte salonların, konser nasıl söyleyeyim, ortamlarının, gençlerin cesaretinin o 20 yılda çok değiştiğini de gözlemledik. Tabii ailelerin tutumunun da çok değiştiğini. Bir çocuk gelmişti. Canım, onu hatırladım şimdi. Geldi kuliste bize tanıştı. Ya abi dedi, normalde bizim mahallede falan mümkün değildir. Annem babam da izin vermez. Hani ama ben bir şekilde de size geleceğim diye oradan falan kaçak kuçak bir siyah tişört aldım, zincir taktım, saçımı böyle yapabildim, geldim, şimdi eve giderken değiştireceğim üstümü falan demişti böyle. Ah canım demiştim böyle yani, anlayabiliyorum. Ama bizde de şey yok muydu ya, etek katlamak lisede. Hani... Bu aynı şeyi mi bilemedim şimdi? Hani evden çıkacak... Hayır. Yok mu kızlar ya lisedeyken? Hani etek burada ama. O kızlar bu kızlar değil. Yani vardı. Varmıştır. Tatlılardı ama çok öyle benim de lisedeki arkadaşlarım bir geliyorlardı bambaşka ama giderken her şey silinip şöyle giden arkadaşlarımız oldu. Evet. Hala da var olması. Keşke öyle baskılar yapılmasa. Ağlıyor yine. Sen bir yer arıyorsun abi. Sen anlatıyorsun ben ağlıyorum onun için. Evet. Sizden ya. Örnek var mı buradakilerden? Yıllarca söylediğiniz yalanlar. Benim bir erkek arkadaşım annesinin öldüğünü söyleyerek duygusal bir yerden beni almıştı ve ben 4 gerçekten annesi yok zannettim. Annesi yok diye biriyle beraber mi oldu? Of böyle ya. Çok film var ama değil mi? Annesi teyzesiymiş gibi yıllarca şey yap gösteriyor. Hmm. Teyzesinin annesiymiş. Annesi. Ben bilmiyorum, şey sallıyorum yani. Şu anda. Şey yok. Bu ama onların söylediği yalanlar olmayabilir. Çünkü ben Antepli arkadaşlarım vardı. Şu hikayeler çok vardı. Mezopotamya. Karışık kültürler. Evet. Gerçekten şöyleydi. Mesela eskiden daha çoktu bu. İki kardeş, birinin çocuğu oluyor, birinin olmuyor. Hı. Biri çocuk doğuruyor bir tane daha, veriyor ona. Tamam, bilmiyor. Tabii, bunlar yok mudur ya? Bunlar çok var. Siz başka ülkede mi yaşıyorsunuz? Yok, doğru. Ama bu... ben yaşıyorum. Evet. Ha, ailenin sakladığı bir durum. Aile komple tabii o çocuk büyüyene kadar saklıyor. Ben mesela hep üniversite arkadaşımı giderdim böyle Antep'e ziyarete böyle. O derdi ki Mehtap, bu çocuk bunun şeyi falan sen bil ama. Çaktırma. Bir dakika, hani, ne ala, herkes biliyor. Çocuk bilmiyor mesela. Çocuk gelmiş 18 yaşına. Ya oluyor. Köylerde falan oluyor. Evet.
özellikle. Oluyor, yaşanıyor. Benim başıma geldi. Bu gelmedi başıma. Ay başına gelse de bilemezsin yani, saklıyorlar. Doğru. Hani... Ya mesela babam hala doktora yaptığımı zannediyor. Ha. Bunu kesiyor muyuz? Hayır canım. Kötü bir şey değil ki bu. Yani zamanım çok babaya... Doktor ama zaten ya en yukarısı. Bu tatlı yalan diyelim buna. Yani hani liseye gittiğimi zannediyorsun. Ya. Hani falan. İşte o birazcık olmayacak gibi. He. Ve üzmüş bu seni ama yani. Ya hala çünkü dersler nasıl gidiyor diye her aramada soramazsın. Ben de iyi işte ihmal etmiyorsun değil mi soruları var mesela. Ya ilk albüm çıktı. Tamam mı? Albüm bak patlamış falan böyle. Biz şoktayız. Babam aradı beni. E hadi dön artık taşı. Mimarla inşaat işlerine bir başlayalım. Baba dedim ya. Yani. Ne olur. Hani, Allah aşkına. Görmedin beni ekrandaki ben. İyi pek tamam hadi biraz daha dene. Ben de Eurovision'da mı ikna oldu? Olabilir. Hakikaten ya. Yok artık. Gerçekten. Aynen oraya çıkınca. Artık. Tabii artık böyle milli mesele falan olunca. Tamam ya ama dikkat et falan yaptık. Evet. Çünkü yani. Babaların tatmin olduğu nokta orada bir yani. Evet. Vatan, senin vatana da hayırlı biri olman lazım. Üretiyor olman lazım. Babaya selamlar. Selamlar. Erman Bey sizin var mı yıllardır söylediğiniz bir yalan ya da bir şey izlemek üzere? Aslında ben söylemiyorum şarkıları falan. Aslında playback yapıyorum. Aslında playback yaptım. Yok ya böyle 13-14 mü? Ben yazın tatillerde böyle çok yanıyordum tamam mı? Esmer iyice yanıyordum böyle. Sonra oraya da Alman kızlar çok gelirdi bizim city'ye tamam mı? Bunlar da böyle yanık tenli çok esmerlerden çok hoşlanınca ben bir süre sonra kendimi Brezilyalı olarak tanıtmaya başladım. Ama ya yeniden yerdim. Yersen. Saçlar böyle. Uzayınca hafif şey oluyor mu? Dalgalı kırınca, oluyor. Tamam. Dalgalı. Güneşe beni 2 saat bırak simsiyah oluyorum. Çok okey. Ben tamam yani. Diyorum ben buradan yürürüm yani. Brezilyalıyım falan bilmem. 2 sene 3 sene bu yalan sürdü. Ki zaten onlar Alman. Ama, sen Brezilyalı. Şimdi, İngilizce konuşmak zorundasın. Şimdi İngilizce konuşuyorum. Almanca konuşuyorum. Çünkü Almanca okudum. Tamam. Ama abi 3. senenin sonunda Portekizce bilen bir kız çıktı. Ve arkadaş ortamındayız. Plajdayız falan. Rezil oldum yani. Rezil oldum. Döndürebildin mi? Ama 3 yılda bari hiç döndüremedim. Portekizce öğrenseydin. Seni bırakan çocuk gibi yapmışsın. Direkt kalktım eyvallah dedim gittim yani. Biz buna benzer şunu yapıyorduk. Lisede okudum ben. İstiklal'e çıkardık. O zaman İstiklal'de bu kadar çok turist yoktu. Şey yapardık. İngilizce konuşurduk. Yanındaki arkadaşa Almanca konuşurdu. Yani ben İngilizce alıyorum Almanca alıyordu. Dükkanlara giriyoruz işte. No 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 thank you falan. Hani çok İngilizcemiz zaten o zaman yok ama yine de hani işte soru soruyoruz. İşte bu how much falan filan. Arkadaşım da Almanca bir şeyler şey yapıyor. Sonra çat. Aynı şey. Almanca bilen biri. Çıktı zaman. Çıktı. Abi. Bir şeyler dedi. No 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 no. Hemen kaçtık falan yani. Acelem var. Ya özeniyorsun çünkü yani. Şey oynamak istiyor insan. Dondurma yakalamak istiyor. Evet, Türksün diye hiç sana yapmıyorlar onu. Evet. Turistlere yapıyorlar falan. Evet. Gidip onları oynayayım falan diye öyle şeyler yapmıştık yani. Ben söylemde. Bir tane de abimin yalanını patlatayım da babamla eşitleneyim. Aha. Abini bir aramak istemez misin? Yani o beni arar. Sonra daha hala geri döner. Şimdi babamın görevi dolayısıyla biz hep Batman, Mardin falan oralarda abimin arkadaşı yoktu ve her şeyi benle yapar yani beni böyle bir oralarda denek olarak. Oralarda sen çok bulundun yani. Yani çok değil de biz 8 yaşım, 7 yaşıma kadar falan hatırlıyorum travmalarım var abi terörü. Allah Allah. Abim öyleydi. Ben çok değil. Neyse bir gün böyle hep de ben ona şey derdim. Abi bana da yüzmeyi öğretir misin? Bana da bir şey yapar mısın falan. O da hani köle gibi beni çalıştırıp ödül olarak bir şey yapardı. Bir gün hani böyle filmlerde olur ya eski. İşte misket düşer. Su akar. İşte lastik bir şey olur. En son bir bayrak sallanır. Hani ha, tıkır, böyle tıkır, mekanizmalar tıkır, tıkır, vardı evet. Ya tık tık tık. Öyle bir mekanizma kurmuş. Bana dedi ki gel dedi senle dedi oyun oynayacağız dedi. Tamam dedim. Babamın da güvercinleri vardı böyle bir yüksekte. Dedi çık bakalım onlardan birini yakalarsan sen bugün yüzmeyi öğreteceğim dedi. Tamam dedim ben koşuyorum. Çıktım bir şeye şuraya basar boyum da yetmiyor ya. Şuraya dedi basarsan dedi sanın dedi şey yapacağım yetişirsin. Ben oraya bastım tak 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 bir şey oldu. Bir kapılar tane açıldı. Okla. Vur. Benim şurama izimi gösteririm. Şurama sopa girdi. Ha, okey. Ne okey ya? Ben de güvercinle uçacak zannediyorum. Güvercin gitti sağ
Yalnız üzülmedik ona da güvercini. Sopa girdi okula vurup. Tamam ona bir şey olmuyor. Hani güvercinlerin uçmasını. Tıkır tıkır kafesler açılıyor evet, ve güvercinler uçacak. Onu bekledik. Ameliyat oldum ben. Ha öyle mi o kadar? Aa, geçmiş olsun. Vicdansız erkekten. Erkek travma. Doğru. Görme ha yaptı ya. Neyse sopa girdi falan böyle geldi insanlar. O kaçtı. Ben de ondan o kadar korkuyorum ki hiçbir şey çaktırmıyorum falan. Ondan sonra tek bir şey geldi. Eğer söylersen bir daha seninle hayatım boyunca oynamayacağım falan dedi. Oy. Ve ben kendim düştüğümü, o sopayı kendim soktuğumu söyledim. Hala da bilmez babam. İki defa ameliyat oldum bu dizimden. İzi de böyle duruyor. Wow. Abim yaptı. Bir aile travmasına doğru gidiyoruz ya. Yanımı daha fazla taşıyamayacağım. Param harca aile diyor. Geçmiş olsun ya. Sağ olun ya. Güvercinler iyi ama. Güvercinler iyi. Güvercinler yerinde hala. Aa, hemen çok üzücüydü. O zaman haber diyelim mi? Bakalım sendeyiz. NASA bir yıl boyunca Mars simülasyonunda yaşayacak kişiler arıyormuş. Vay be. Gider miydin? Yok ya ne işim var? Ya. Uçağa zor biniyorum zaten. Aa niye? Uçaktan mı korktun? Yani artık aştım gerçi biraz ama yine de çok fazla uçakla olmayı yani tedirgin oluyorum yani. Bir şey yaşadın da mı? Yok. Yani bana hala garip geliyor. Metalin uçması fikri yani o yüzden. Mars falan. İnsanoğlu bunu nasıl yapabilir? Evet. Ya yani. Tedirgin oluyorum. Şimdi biraz daha yenmeye başladım. Bir tane bir özel havayolu şirketinin eğitim kasetleri, kaset ne ya şeyleri videolarını izledim. yaşım ortaya çıktı. DVD'den tekste basıyor. VHS'lerini izliyordum. Arşivden çıkarılmış. Tabii, tabii. O şeyle eğitim videolarıyla yendim biraz yani. Ne eğitimi al? Anlamadım ki. Uçaktan korkanlar için öyle video eğitimleri var. Anlatıyor sana. Uçağın ne kadar güvenli olduğunu aslında. Güvenli. Aslında hani o sarsılmalar vesaireden çok korkarız ya. Hmm. Onun diyor bir kere bana bunu savaş pilotu arkadaşım söylemişti. Arabanın çukura girmesi onun zaten hiçbir farkı yok. Ve oradaki eğitimi yapan kadın da şey demişti. Yani uçağı bir gemi gibi düşünün. Kalktıktan sonra havada ona gerçekten bir şey olma ihtimali çok zor. Çok zor. Onu evet. Uçan bir gemi gibi düşünün. Aksiliklerde ama neyse çağırmayalım. Tamam. Yani şimdi. Buradan Malezya'daki uçağa. Kısacası yok. Mars bilmiyorum. Siz gider misiniz Mars'a yani? Mars, ben de gitmem. Benim için çok zor olur. Charles, fırsat olsa hakikaten çıksa kurağa falan. Yok, niye? Bilinmeye, ne şey yani bilinmeyene gitmem. Bir yani orada gitsin yaşasınlar izleyeyim bakayım. Öyle giderim. Ama şey gibi gitmiyorsun İlk ki. İlk olmam. Ölmeye yani. Gitmiyorsun ki zaten. Abi bir de çok uzun sürmüyor mu? Bir yıl takıl diye söylediklerine göre. Ne yapacaksın o kadar uzun yolculukta ya? Lütfen. Çok bilinmeyen bir şey benim için. Evet. Vay be ama bunu geçiyor olmamız bu evreye hem güzel hem de ürkütücü geliyor tabii şimdi yani. Çok gidip gelen oldu bu aralar işte şeye. Mars'a. Uzaya. Değil mi? Türkiye'den de giden oldu. Tabii tabii. Evet. Artık daha sık gidilecek canım. O zaman dünyaya dönüp bir haber paylaşacağım. Eski sevgili pazarı kuruldu. Eski sevgiliden kalanları sat. Yeni sevgiline hediye al konseptiyle kurulan tezgahlarda birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, tarak, kahve fincanı gibi ürünleri satışa sunmuş. Bir saniye. Yeni ayrılanlar var galiba aramızda. Ya da eksinin ürünlerini satmak isteyenler. Pazarcılar burada mı? Bir şey söyleyeceğim. Gördünüz mü? Gidip gören var mı aranızda? Nişantaşı'nda açılmış galiba. Zaten şey değil mi? İkinci el. Herhangi bir ikinci el pazarı zaten X'lerin satış yeri değil midir? Genelde atılır onlar ya. Ama böyle hepsi biraz şov gibi geliyor seni yani. Seni hatırlamak istemiyorum deyip atarsın onu yani. Bunu biri evet, şov yapmak için. Niye tutarsın? Satma kısmını anlıyor biliyorum. Hani eğlenceli olabilir satan için de yani. İşte bak şu fiyata bunu. Ama alan için. Şimdi alan bir garip yani. Alanla pek tanışmak istemem. Niye gidip başkasını? Ama alan için önemli değil ki kimin olduğu. Ürüne odaklıdır. Ama önemli. Mesela önemli ya. Mesela senin X'in ürünü satıyor olsan ben koşa koşa gider alırım. Niye? Benimki Mehtap'ın X'inin ürünü. Ha o başka. Ama eski sevgilinin tamam. ürünü diye gidip alıyorsan o başka. Ama hiç bilmediğin tanımadığın birinin eski erkek ya da kız arkadaşını. Ama onu diyorum yani. İşte bilemezsin ki yani şu şey de bile. Neyi kalmış olabilir ki evde? Bir o. Ha, kot ceketini alan kişi için. Eski sevgilin mi? Bana ne kot cekete ihtiyacım vardı aldım yani. Doğru bu olabilir ama benim aklıma... Ne birlikte geldi? Yaşıyorsanız evet. Benim aklıma ceket falan, ben diş fırçası falan geldi yani. Ne bileyim, kafam oraya gitmedi ben yani. Çok... Şimdi mantıklı bir hale geliyor bak. Ama tarak falan dedi. Tarak. Yani. O yüzden böyle falan oldum da önce yani. Hı. Şimdi tamam okey. Sen de herhalde çamaşır
Evet yani o tip şeyler abi, ceketini niye unutursun, yapmayın ya. Bilgisayarı kalmış mesela. O bilerek bırakılır yani, dönüp tekrar alabileyim bahanesiyle bilerek bırakırsın ceketi bence büyük ihtimalle. Ya ben sende de ceketimi unutmuşum falan diye. Ha, en başlarda mı? Ha, tabii, bir öyle bir geri gelirsin. Tabii. Sonra kaç yıl kaldı o ceket orada? Ne dedi? Şuna da okeyim. Eski sevgilim bana hediyeler almış. Al hediyelerini geri ver. Güzel. Den ziyade. Git satıp sat. Hayır kurumu işte, tamam, bir şey. Doğru. Gideyim satayım. Okay. Tamam, mantıklı bu. Ama onun eşyalarını aldım, çöpe attım yani. Veya evet, bir işe yarasın. Onun eşyalarının hepsini birlikte sattırdın işte. Çok iyi ya. Bir ağlayanlar falan oluyor mu acaba? Duygusal anlar. Ben böyle bir pazar kurmuş ilk yapan. Sen de diyor ki, sen de gel eski sevgilinin hediyesini satalım birlikte diyor. Değil mi? Bir pazar sonuçta. Gel standını aç. Bütün eski sevgililerinin bıraktıklarını sat. Zeytinburnu'nda girdikleri mağazada hırsızlık yapan 3 kadın yakalanınca birden soyunmaya başladı. Mağaza çalışanı ne yapacağını şaşırırken çevredeki esnafta soyunan kadınlara müdahale edemedi. Bunun üzerine 3 kadın kaçarak izlerini kaybettirdi çok demiş. Iyi. Vay be. Güzel bir strateji. Çok o anda mı düşündüler, planlı mı gittiler acaba? Arkadaşlar yakalanırsak soyunuyoruz. Yani çok bence iyi, çok zeki hareket. Evet yani. Acil durum. Daha planı hemen var. Mesela hızlı mı soyundular, yavaş mı, o videoyu bilmiyorum, izledim mi? Show mu yapıldı? O da önemli. Yani. Böyle soyunamayıp falan da olabilir. Teybe basıldı böyle. Aslında tabii, bu bir şeymiş, improv showmuş falan. Tutamamış polisler. Hani. Polisler izliyor. Çok çok. Yok, süpermiş ya. Evet. Çok iyi. Ya çok da şey, fazla birbirlerine baktılar üçüne, ne yapacaklar böyle pat. Herkes böyle, o yapıyor muyuz falan. Vay, güzel bir çok strateji. Iyi. Ya böyle bir şey bravo değil de tabii ya. Zekaya bravo. Zeka yapmayın. Yapıyorsanız da soyunun. Yani. Mutlu çiftlerin asla kullanmadığı 5 kelime açıklanmış. Bir tahmin alayım önce sizden söylemeden. Bilmiyorum, hiç mutlu çift olmadı. Özür dilerim. Niye kullanın? Özür dilerim, kullanılmalı ki mutlu kalmaya devam et. Yani, başka ne olabilir? Yani hata yapmamıştır, özür de dilenecek bir şey olmamıştır. Bence bu daha mutluluk verici bir şey değil midir? Bir ilişkide özür dilememek mutluluk mu? Özür dilememek değil de hiç özür dilenecek bir şey yapılmaması daha iyi. İmkansız tabii bu da. Aha. Alkış mı aldın ya? Ama genelde böyle hep bir taraf özür diler, öbür taraf özür dilemez ve sineye çeker yani. Öyle mi? Genelde öyle olur ya. İki tarafın ben... Yani etrafından da gözlem, iki tarafından böyle çok özür dileyen hep o roller sanki paylaşılır gibime geliyor yani. Dönüştürülemez mi bir süre sonra? Bilmiyorum. Yoksa o karakterler öyle oturduğu için hep öyle devam ediyor. Sanki devam ediyor. Onu dönüştürmek galiba, kabul etmek en mantıklısı gibi geliyor. Siz şimdi çok fazla tartışma olduğu için bu Instagram'da her ilişkiyle ilgili biraz işin içine spiritüalizm katılıyor. Evet. Kadınlar şöyle, erkekler böyle, aşk böyle bir şey kadınlara göre, erkeklere göre böyle bir şey diye. Aşırı bilgi yayılması, öyle videolar, işte insanların daha fazla bilinçlenmesinde kadın erkek ayrımını ben de çok görüyorum. Ama hala hepimiz şeyin peşinde miyiz acaba? Ya o öyle değilse? Öyle değilse. Tabii. Galiba yapımız gereği onu arıyoruz. Yani. Bir tanesini söyleyeyim, hadi size kolaylık olsun. Ha. Asla. Mutlu çiftler birbirine asla demiyormuş mesela. Ha. Bu ama sadece hani bu her iş ilişkilerinde de galiba böyle. Değil mi? Yani, never say never mı? Evet yani, evet, asla. Hep bir ihtimal, bir şans. Tabii asla neye göre dediğin de önemli yani. Hep deneyecek misin? Deneyelim mi? Asla demiyorum. Neye asla demeyeceğimiz de önemli yani. Asla şey gibi ya, karşındakini düşünmeden direkt hayır. Hayır. Ya hiçbir şey hayır yani, bir dinle, bir belki hani olur var mıdır evet falan filan. Hani böyle bir kapı bırak. Kapı bırak. Yani. Ama ben asla böyle çok pis geliyor bana. Birinin aslası varsa çok sınırını zorlamak istemem ama. Aslası okey yani. Ha, bunu asla yapmam derse okay yani. Evliysin. Tamam. Ve asla dedi bir konuda. Okey. Ha, kabul ettin, gittin. Tabii. Eder misin? Ederim tabii ki. Onun asla aslı. Ya yani, hayır mesela çok abes atıyorum yani. Evet. İskoçya'ya gitmek istiyorsun. O da diyor ki ya ben asla gitmem İskoçya'ya. Sen de o kadar gitmek istiyorsun ki. O da diyor ki ya asla gitmem. Gelme. Ha. Ha. Ama onunla niye onunla gitmen lazım? Onunla da ama İskoçya'yla ilgili bir travması varsa tabii ki onu oraya götürmeye çalışmam ya. Niye çalışayım ki? Ya ama o da yani tamam hadi senin için de travma olabilir. O ayrı bir şey de yani. Hadi İnadı tuttuysa diyelim. Evet yani, bu senin kalbini kırmayacak mı yani? Yo. Aa. Nasıl? Vay ya be. Evet ama yani. Ama bak çıkış yolu çok canım iyi zaten. Gelme. Tamam yani. Aslası varsa niye yani, hani mantığını da aramam. Benim o... asla dediğim şeye sen hala gidip yapacaksın diyecek sana. Ha, benim gitmeme de asla mı diyor mesela. O oralarda zaten denge bozulmuş yani. Ne yapacaksın ki orada? Benimle ilgili bir şey. Kendiyle tabii ilgili asla olarak. Mutluluk bitti demek ki asla. Bence bu mutluluk da. Bakalım. Yani. Böyle biri iki kişi birbirini buluyorsa evet mutluluk olabilir. Mutluluk tabii ki. Doğru matematik. Zor.
Her zaman. Yaptım. Evet. Doğru. Zor. Kolaylıklar. Her zaman. Birbirlerine asla demiyorlarmış. Demiyorlar. Mutlu çiftler birbirine demiyormuş. Her zaman yanındayım demiyor. Asla gibi bu da her zaman. Bu da anlamadım. Bu da full onay veriyor yani. Anlamadık biz sayın. Bak mutlu çiftler. Birbirlerine söylemedikleri kelimeler. Evet. Her asla zaman. Asla bir cepte. Evet. İki. Her zaman. Anlatıyorsun. Her zaman. Her zaman. Yerli yabancı. Tamam. Evet. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Ya her zaman de... Abi her zaman demeyin. Yani her zaman yapıyoruz bunu. Bir ya örnek da... var. Bir olay yaratsana ama bir olay bir şey yaratsana. Sen her zaman bana ailemi hatırlattın gibi. Her zaman böyle söyleniyordun. Hep huysuz bir adamdın zaten. He. Genelleme. Her zaman. Genelleme. Senin dediğin. Evet. Aha. Her zaman eve sarhoş geldin. Her zaman böyle yapıyorsun. Ha sen de hep böyle. Her zaman doğru ya. Gıcık bir laf bu ya. Bir de şey. Evet hep. Hani aynen 10 doğru yaparsın, bir tane yanlış yaparsın. Hemen 11 yanlış yapmışsın doğru. Gibi. İlişkide iki tarafta genellenmekten aslında hiç hoşlanmıyor evet. Bence. Yani o çünkü özel olduğun hissiyatını bir anda alıp sanki o zaman hani geliyorsun. Benim cümle içinde biriyle iletişimdeyken en çok asistanımla yaşıyorum. Geçmişten ve yarınla ilgili bir şey konuştuğu zaman iletişim kuramıyorum. Anksiyetem tutuyor. İletişimim çok anlık. Hani her zaman cümlesi mesela boşanırım evet. Hani sen her zaman bunu tartışmıyor muyuz? Hayır bu başka bir tartışma. Yani andayız gibi. Her zaman şey benlik bir evet. Şey değil. Sen böyle demiştin ya demişim ama bugün şu an fikrim değişti. Heh. Ama hep aynı şey her zaman şey yapıyorsun hayır, sen. Hayır asla yani. Değil yani. O sen bu, de hep her zaman bu andan bahsediyorsun asla yani. Değil bu an. Her zaman asla. Mutlu bir çift yok burada. Olamaz. Şu an fikrim değişmiş olabilir. Ha. Ve senin de fikrin değişmiş olabilir. Yani bence insanların dönüşümüne inandığım için her zaman evet buna katılıyorum. Mutsuz eder. Ne olabilir üç? Yeter. Aa, güzel. Var mı? Yok. Aa. Yeter ama zaten hadi görüşürüz. Hayır ya, yeter bence şu. Yeter. Anladım derdini ve bitirelim. Hani düzel kendini, uyarı. Yeter, evet. Bence yeter şey değil. Şimdi yeter dedikten sonra bitirememek de sıkıntı. Bitirmek de sıkıntı. Yani o yeter kelimesi çok riskli bir. Evet. Çok ama üzücü. Kelime, evet. Bana biri yeter dese bütün şımarıklığım biter orada. Artık sert. Sınırının sonuna gelmişim. Dünyanın sonuna geldim. Mesela çocuklar da anlamıyor. Bende iki tane oğlan var. Biri 8, biri 6. Şimdi çocukta da benzer şeyler oluyor. Yeter dediğin zaman iyi de yani ondan sonra senden bir şey bekliyor. Yani arkasında durman lazım o kelime. Yeter de. Şimdi ona eğer dediğin şeyi yapamaz hale geldiğin zaman çocuk da çok zehir yani. Hemen bir anda hop. Senle şey yapıyor. Tabii. Oynamaya başlıyor. Yeter mi? Ha yeter. Bir de bu. Dediğin anda evet ne yapacağını iyi bilmek evet, lazım. Evet yeter yani. Çok üzücüymüş gerçekten. Yeter sert. Neymiş peki başka? Ama. Ama gerçekten çok tatsız bir kelime zaten ya. Ya bugün böyle hissediyorum ama böyle oldu. Hani güzel yere gidebilir gibi. Açıklama, güzel yere de açıklama yaptırıyor çünkü ama. Ama burada kullanılan amacı şey herhalde hani bir ama bunu yaptım bahane. Ama. Evet. Her şey güzel gidiyor ama bizden olmayacak gibi. Bir de filmlerde öyle başlar ya. Aynen öyle ama işte. Değil mi? Her şey güzel, güzel. Gidiyor ama işte yani her zaman böyle yapıyorsun. Bir şey oturmuyor gibi. Evet. Evet, evet. Ayrılık. Ayrılık kelimesi ağızdan çıkınca ayrılınır mı? Hayır. Çiftler bence ayrılığı da konuşabilir ya. O da mutluluğun içinde olabilir yani. Bence hiç konuşmayanlarda da sıkıntı var. Ben de çok konuşuyordum mesela. Terapi gördüm şimdi ne yapacağım bilmiyorum ama hani çok benim hemen... Ayrılıktan bahsediyorum. Evet. Hemen. Yani şöyle hani artık çift oldum. Sorunu gördüğüm zaman hemen ayrılmaktan başka çözümcül bir şey değil. Hemen bitsin yani. Başlamadan bitsin derim çok fazlaydı. Ama genelleme yapmayı çok sevmiyorum da kadınlarda bu erkeklerde daha fazla var gibi geliyor bana. O da şeyden dolayı. Kötü olduğundan dolayı değil. Kestirip atma yani artık başka yere daha cesaretli bir durum aslında yani. O zaman olmuyorsa ayrılırız. Çok bahsetmek de sıkıntı ama hiç bahsetmemek de bence. Bence de. Ya. Yani o bilmiyorum. Sürekli ayrılalım diyen de o başka. Ayrıl o zaman. Yani. Evet, o zaman ayrıl. Her kavgada ayrılacaksak zaten niye birlikteyiz bence. Tabii. Yani otur da bir konuş. Anlat derdini yani. Tamam. Abi terapiye gitmene hiç gerek yok. Anlat derdini. Tamam anlaştık. Boşanma demişler bir de. Mutlu çiftler. Şimdi mutlu çift deyince illa evli olmak zorunda değil. O yüzden boşanma olmayabilir. Aynen. Bir de artı plus olarak da küfür var.
Küfür edilince. Ya bu arada biz böyle konuşuyoruz ama herkes bir şey yaşıyor yani küfür. Hani ilişki. Çünkü evet. Bence çiftler dünya üzerinde hiç kimseyle samimi olmadıkları kadar samimi oluyorlar. Evet. Yani anne babayla olmadığın kadar bile tabii. Samimi oluyorsun. Tabii tabii tabii. Dolayısıyla ben de ay bunlar olmaması her şey oluyor bence. Kesinlikle oluyor. Herkesin başına her şey geliyor. Hiç olmaz demek yani öyle bir şey yok yani. Evet yani. Küfür edilir. Edilir abi. Çok sinirli olduğu zaman ediyorsun ya. Edilmesin de. Sinirli olduğun zaman işte kadın erkek işte falan ayırt etmeksizin evet. İki çift arasında ha. Her şey oluyor da geri dönüşleri evet. Çok. Ama rencide yani küfür var küfür var. Orada bir bence sınır da olmalı yani. Bazı tabii. Küfürlerin geri dönüşü çok zor yani. Evet. Çok rencide ettiğin zaman şey oluyorsun bir anda. Hani bir şey gider dersin ya böyle. Bende de şöyle her bir eylemde bir kilit açıyorsun ve evet. Artık hiçbir kavganda onun bir altına gidemezsin doğru, yani. Doğru. Üst, yukarıya taşınarak o saygı sınırı ne kadar geç açılırsa o kadar uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Bak gibi diye. Ha küfür etti. Yıldız Tilbe bir röportajda aşk şarkıları yapmam için aşık olmam lazım demiş. Yaşamadığın hissi yazabilir misin? Yazarsın. Ya. Ben mesela İstemem Söz Sevmeyin diye parça yazmıştım. Bu benim solo parçamdı. Yani bana göre yazdığım en iyi böyle aşk parçalarından bir tanesi o. Çünkü senin de tatmin olman gerekiyor bazen yazdığın şeyden. Kucağımda oğlumla yazmıştım. Yani. Yani çok güzel bir manzarada oturuyordum Bodrum'da. Tabii parçanın orijinali aslında bir Yunan parçası. Hmm. Şimdi ben o ortamı da hazırladım kendime. Yani Yunan adası görüyorum falan. Ama bir aşk hikayesi yazmam gerekiyor. Öyle istiyorum. Çocuğum çok küçüktü. O gerçekten burada sarılı dururken yazdım. Oluyor yani. Bir acı yaşarken o zaman belki daha hızlı yazıyor olabilirsin yani. Öyle şarkılarımız evet. Da çok. Benim hayatımın en önemli şarkısının yazarı bugün karşımda zaten. Hep cevapsız sorular. Vay. Hayatımın en önemli şarkısı. Gerçekten şakasız. Ağlıyormuşum birden. ben de ağlıyorum şu an. Ne mutlu bana mı diyeyim yoksa? Ya işte pardon ne mutlu bana. Hayır ne mutlu bana. Teşekkürler. Bugün sizinle vay. Böyle sohbet edebilme fırsatı buldum. Cevap bulabildiniz mi bazı sorulara? Yok ya o sorular cevapsız kaldı yani. Ya. Tabii. Yani, o işte benim yaşadığım gerçek bir aşk hikayesi yani. ODTÜ'den Kızılay'a kadar yürüdüm. Bir mesafeleri bilmiyorum ama bayağı mesafe aslında yani. Olmadı yani o evet. Ama güzel bir parça çıktı ortaya. Çok güzel. Sen bayağı hüzünleştin şimdi. Evet ya, ya of neyse. Gerçekten... Sen de mi ODTÜ'den Kızılay'a yürüdün? Ben yürümedim de şimdi neyse. Tamam, ama değiş. Uyandığında onu başkası mı görecek ya, sorusu onunla... işte çok. Ya o değil de şey bıraktığın düşü kim büyütecek? Bıraktığın düşü kim büyütecek? O fena. O soruların cevabını bulmak mümkün değil artık. Ya ben öyle düşünmüyorum ama. Soruları topla, başka yerlerde bul. Nasıl başka yerlerde? Hani o oldu, kaldı. Başka hikayede bulamıyor muyuz? Ha acaba? Tabii ki canım. Hani o hikayede diyorum. Yani onu artık bitti, şarkı yazıldı ve kapandı gitti yani. Evet. Aynı soruları sormadım bir daha diyorsun. Evet, yok. Yani o sorular artık işte sende, arkadaşlarımızda falan yaşıyor. Yani. İnanılmaz. Sen bulabildin mi o soruları cevapları? Ya her yıl bulurum diye. Hani şarkıyı dinlemeyi bir gün bıraktığımda ve aynı hisleri hissettiğim bırakmam. Ama aynı şeyi vermezse ben de bulmuşumdur diye düşünüyorum. Her dinlediğimde ki böyle her gün dinlemem ama hayatımın bir döneminde çok güzel coverları da var ama sizden dinlemek inanılmaz. Mutlaka bir depresyondaysam bir ay sadece bu şarkı. Vay ya. Sadece bu şarkı. Özür dilerim ya. Çok teşekkür ederim. Ama tabii ki aynı duyguda aynı aşkı her zaman buluyorsun. Evet. Bulabiliyorsun. Evet. O an hoş yazarken ölecekmişsin gibi hissediyorsun. Bir daha yani yok diyorsun olamayacak böyle bir şey ama oluyor. Evet. Benimki de Dursun Zaman. Çünkü o zaman bak o aştan konuşacak. Ne yapmışım ben yani? Öğrencilikten. Sınav filminde evet. Sahnede çalıyor ya. Çok... Zaten şarkı çok güzel ama o sahne... o sahnede çalınca tabii ben kaç yaşındayım? 12-13 yaşında falanım. Hani sınava da girecek miyim girmeyeceğim. Tam o gereksiz bir öğrenci annesinin sesi var ya. Annesinin hastanede olduğu evet sahne. Annesi düşüyor, koşuyor. Arkadan sen, arkadan Göksel. Hani böyle ben hani evin içinde ağlayarak bize falan. Ya? Hani hem sınav sesi hatırlıyorum hem İşte aile evet şeyi ama hani hala mesela şarkıyı dinlediğimde bile o sahneyi görüyorum. Yani o film sahnesi. Hem film çok güzel bence hem de çok iyi. Çok güzel bir sahneye koydular. Ya yani biz izleyince büyük bir ağladık çünkü biz evet. Onu kaybettiğimiz bir arkadaşımıza yazmıştık ya. Parçayı. Evet. Böyle Ankara'da tatsız olaylar yaşamıştık. Sonra bir arkadaşımızı kaybettik.
gittik. Çaldığımız mekanlar kapandı falan. Hmm. Sonra o sahnede biz de böyle sinemada izleyince of evet. Şimdi. Evet. Çok güzel. İnanılmaz bir histir ama. Yani bir şey yazıyorsunuz bir anda ama hiç tanımadığınız efsane hayatlara. Şeyler. Evet, bunun başka bir büyük ödülü yok yani gerçekten. Bu yüzden herhalde yazıyoruz zaten. Paylaşmak için. Aynı şeyi anlatabilmek için. O yüzden çok mutlu oldum. Çok çok güzel ya. Yes. Ağlayacağım. Hadi değiştir. Ben de ağlayacağım. Karaciğerini verdiği kocasının sevgilisinden üçüncü çocuğu olacağını öğrenen kadın verdiği ciğeri geri istemiş. Geçmiş olsun ablacığım. Peki yasal olarak isteyebiliyor muyum? Hayır abi, bu ne saçmalık ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Verdiğin gerçekten istemiş yani. Ama. İstemiştir. Çok acayip. Açmış mı dava? Hani o karaciğeri geri alsa da o hüznü geçmeyecek. İşte. Elinde karaciğer. Bunu senin yüzünden. Yani. Ya benim bir şey diyeceğim. Bu filmi kimse hatırlamıyor. Bir filmden bahsedeceğim. Lütfen bulsunlar. Fatma Girik ile Kadir İnanır'ın. Hı. Her arkadaş ortamında da söylerim. Yok derler. Hı. Bir filmi var, çok eski. Kadir İnanır daha çok yeni olmuş. Bebek şu gibi yüzü yani. Bir filmi var. Fatma Girik gözlerini veriyor. Elinde göz var mavi. O da takıyor bir... Yani Kadir İnanır mavi gözlü oldu. Ama bunun bir şeyi çıktı ya, bu videoda ben bunu ben hatırlıyorum bunu. Evet evet. Aa, bulunmuş mu? Evet evet, bu of çok fena bir sahne. Tam olarak mesela aldatsaydı Kadir İnanır'ı Fatma Girik geri mi isteyecekti gözlerini? Çok iyi. Al zaten, bu gözler bana uymadı. Gibi of bir şey ya. Bu. Geri ver değil de zaten geri ben sokamam onu içeri. Sen de kullanma. Çıkarayım atalım. Ne olabilir? Yok ya. Allah Allah. Şimdi ben size sorular soracağım efendim. Çalışmayı en çok istediğiniz şirketin mülakatına çağrıldınız. Mülakat günü odaya girdiğinizde bir ekiple görüşme yapacaksınız. Ekip üyelerinin yaş ortalamasının kaç olmasını istersiniz? Yazdınız mı? Yazdık. İki. Görüşme sizi tanıyalım gibi basit sorularla başladı ve sonra şaşırtmalı yerlere geldi. Soruların tümüne kolaylıkla cevap verdiniz ama biri sizi çok etkiledi. Bu soru neydi? Etkiledi. Soru etkiledi. Tam işe alındım diye düşünüp rahatlamışken ekipten biri eksik ve zayıf noktalarınızı saymaya başladı. Kusur listenizde neler bulunur? Duruma göre kullanacağım, iki tane yazdım. Sildim seni. Ben de iki tane yazdım, evet ya. Niye öyle oldu? Bütün kusurlarımı yazdım. Sen bayağı yazdın. Evet. Devam. Aynı gece telefonunuz çaldı ve personel müdürü işe alındığınızı söyledi. Ne cevap verirsiniz? Evet. Tamam mıyız? Cevapları okuyorum. Cevap 1. Bu soruya vereceğiniz cevap ideal eş olarak gördüğünüz kişinin yaşıdır. Canım ya. Evet. 50. Ha. Olabilir, güzel. Asıl yani evet. Evet, bir dakika, yaşlısın dediniz çünkü bu arada. Hayır, ideal eş olarak. Hayır, senin sevdiğin insan bu. Senin İsteyeceğim ideal misin? Eş tam. Ha, okey, tamam. Peki 50 yaş. Sana niye yaşlı diyelim ya? Hayır, din önemli değil de ben tam şimdi anladım. Kendin... Süper, tamam. İdeal... Ama niye 50 yaşlara çalışmak istersin ki? Daha. Ben niyeyse bunun başında kendimi 20 yaşında biri gibi kurguladım. Şimdi o yüzden 50 yaş eş 20'ye hiç uymadı. Oraya bir takıldım. Anladım. Şimdi oldu. Tamam. Okey. Niye 50 yaş işte hani bilmem, genç olarak kendimi daha iyi ifade edebilmek için. Tecrübeliler falan. Tabii, tabii. Çok öğrenirim onlardan. Evet. Sen? Ben dedim ki orta yaşlarda ama iyi görünen orta yaş. Yani genç görünen orta yaşlılar. Gibi tanımlı. Ha, yaş vermedin. Genç işte, görünen orta yaşlı. 35, 40'a doğru giden yolda. Oo. Ama böyle herkes aktif. Herkes 20 spor. Görünümlü mü olsun? Evet. Bu çok... 20 görünümlü olsun 35. Ama... 35'ler. Ben de net 35 dedim niyeyse. Demek evet. Ki 35 yaşındaki taliplerim. 35 üzeri de ama. Üzeri ve altı yok. 2. Zihninizde en çok yer eden soru, gizliden gizliye hayatınızdaki kişiye sormak istediğiniz sorudur. Kötüymüş bu oyun ya. Güzel güzel. Hayalindeki iş asıl ne? Aslında hayalindeki... Sen aslındaki... Eş kim? Ha. Demek istiyorsun. Oo, bu sen. Acayip yerlere gider yani. Çok garip yerlere gidiyor. Evet. Çok derin oldu. Ben dedim ki buradan sonra planın ne? Yani bu işten sonra hani. Ha, onu ben de düşünüyorum. Hani burayı basamak olarak kullanıyor musun diye soruyor aslında bana. Ha.
ilişkide de hani benden sonra kime istiyorsun gibi. Herhalde gidiyor. Beni gerçekten seviyor musun, sevmiyor musun yani? Evet. Buraya değer verecek misin? Burada kalıcı mısın, gidici misin? Evet. Gibi. Evet. Garantiyi seviyorum. Mutlu musun diye sormuşum ben. Sen kopya mı çektin ya? Hayır ya. Vay arkadaş. Ne ya? İyi mi gidiyorum? Cuk oturmuş yani. Yani. Hiç iş görüşmesine girdiniz oldu mu? Tabii. Tabii. Ne, hatırlıyor musunuz öyle abuk bir soru falan? Bir odada ne kadar tenis topusu var? İşte Boğaz Köprüsü'nden günde kaç kere araba geçiyor? Hani gibi gibi böyle analitik beyin şeyleri, soruları da var. Biz barlarda çıkmaya böyle heveslendiğimiz zaman, en azından Ankara'da öyleydi. Her barın şeyi vardı. Müdürü tabii ki vardı. Müzikten sorumlu bir de müdürü olurdu. Seni oturturdu bir şeye. Önce bir dinlerdi böyle ne çalıyorsun. Sonra oturtup bayağı iş görüşmesine girerdik ya. Biraz şundan da çalabilir misin? Biraz şundan çalsan olmaz mı? Bak siz nasıl tiplersiniz falan. Sen seversen çalardın. Sevmezsen yok arkadaş, bu bar bize uymadı diye başka barla görüşelim biz diyecektim. Geçiyorum 3'e o zaman. Evet. Yetkilinizin sıraladığı kusurlar aslında sevgilinizin hoşlandığı yanlarınızdır. Sevdiğinizin, hayatınızda olan kişinin hoşlandığı yanlarınızmış. Güzel mi? Nerelisiniz? Olabilir. Ferman Bey. İşe geç gelir yazmışım. Tamam, geç. Geç gel benden, mutlu. Tamam. Bu daha feci. İlla bir fikri vardır yazdı. Çok iyi. Bu da çok iyi. Çok iyi. Ben sabırsız demişim. Bence bu güzel. Niye tepki vermiyorsun? Güzel şey. Evet. Bir de duygusal. Çok duygusal, duygusal yazmış. Ben de her şeye yeterliliğin var ama odağın yok demişim. Odağın yok. Evet. Fazla kontrol diye de yazmışım. Bayağı yazıyordum da sildim sonra. Evet. Doğru. Evet. Ama bu başkalarının başka yerde de çalışan bir şey olabilir tabii ilişkide. 4. İş teklifinize verdiğiniz cevap evlenme teklifine göstereceğiniz tepkiyi yansıtıyor. Wow. Abi yapmayın ya, bu oyun nasıl bir oyunmuş böyle? Bu oyun böyle bir oyun. Bekliyordum ama istemiyordum aslında. Genelde tekliflere verilecek doğru cevap bu arada. Evet, doğrudur. İstersin ama istemezsin. Yani. Gelsin de. Sen de demişsin. Değerlendireceğim yazmışım. Okey. Okay. Çünkü başka teklifler de var. Mantıklı. Okay. Ben de düşüneceğim. Hazır değilim demişim. Evet. Çok iyi. Bence güzeldi. Güzel. Çok iyiymiş ya. Güzel. Bravo. Bu böyle ters düz yapan bir test. Evet, süpermiş ya. Son olarak biz her gelene, tüm dünya seni dinliyor, buradan onlara bir mesaj gönder diyoruz. Senden de bir mesaj istiyoruz. Tüm dünya beni dinliyor. Bir dakikalığına seni dinliyor. Bir dakika. Evet. Bir dakika konuşma ya. Yani. İstersen. Bir de ay ışığını kesti. Deme öyle, deme oğlum. Bir de sen. Çok değiştin. Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Söylenenler hiç söylenmemiş gibi. Ne sen baktın ardına ne ben. Hep ayrı yollarda yürüdük. Sustu bu gece, karardı yine ay. Kaldı geriye cevapsız sorular. Uyandığında onu ilk kim görecek? Bıraktığım düşü kim büyütecek? Yes! Müzikle kalın. Bravo! Yaşadığım an. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben de yani inanılmazdı. Yıllardır askıda ne var? Öğrencilere burs veren bir sistem. Çok duygusalım. Yıllardır gönüllü elçiliğini yapıyorum. Biz süper. De programımıza katıldığım için senin adına bir üniversite öğrencimizin bir yıllık bursunu karşıladık. Oo, çok iyisiniz. Çok onlardan sevindim. Da şöyle bir sana plaket. O öğrencimize de sevgiler olsun. Aa, çok güzelmiş. Çok teşekkürler. Çok vesile güzel. Olduğum için çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Teşekkürler. İyi ki geldin. İyi ki çağırdınız. İyi çok ki. Eğlenceliydi. Çok teşekkür keyifli. Teşekkür ederim. Süper. Teşekkür ederim. Gerçekten kafam çok güzel.